1 Mart tezkeresini hatırlarsınız. Burada tabii yaşı el verenler ve aynı zamanda siyasi tarih, Türkiye'nin yakın siyasi tarihini okuyanlar 1 Mart tezkeresinin ne kadar önemli olduğunu bilir. Şimdi 1 Mart tezkeresi ne? Amerika'da 11 Eylül saldırılar olmuştu ve sonrasında Bush bir şer ülkeleri diye bir açıklama yaptı. Arkasından da önleyici savaş doktrini diye bir doktrin çıkardı. Bu önleyici savaş doktrini şuydu. İşte bu şer ülkelerin ilerleyen zamanlarda teröre destek verdiğini ve terörle beraber büyük Orta Doğu'da karışıklıklar çıkartacağını, dolayısıyla bunlar her ne kadar şu anda bir sıkıntı yaratmamış olsalar dahi bu teröre destek veren ülkelerdeki diktatörlere müdahale edilmesi gerektiğini açıklamıştı. İlk parlamento ya gelişi Türkiye 2003 tarihinde ve dediler ki Irak'a savaş açma kararı aldı Amerika. Irak'a savaş açma kararı daha senatodan onaylanmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Tezkere çıkacak mı çıkmayacak mı? Ne olacaktı? 65 bin Amerikan askeri İskenderun limanına gelmişlerdi abi. Yavaş yavaş. 7-8 gemi gelmişti. Tezkere hazır çıktıktan sonra hepsi gelecekti. Ve 1 Mart tezkeresiyle beraber Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri birlikte Irak'a gireceklerdi. Ve Irak'a girecekken de Türkiye'ye Amerikan postalları birçok yerde üs kurulacak. Tam 800 bak 800 kurulacaktı özel olarak. Ve hepsi Güneydoğu'da. Sözde Kürdistan dedikleri o haritanın içerisindeki çevresinde yani nasıl İskenderun'dan yani Hatay'dan alacaklardı. Şeye kadar Irak'a kadar götüreceklerdi. Böyle bir hilal şeklinde tam işte şey işte gibi İran'ı da kapsayacak şekilde aynı zamanda. Amerikan kumandanının kontrolü altına Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sokacaklardı. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri oraya girecekti. Amerikan talimatıyla biz orada Iraklıları öldürecektik. Ve bu tezkereyi getiren Abdullah Gül ile Recep Tayyip Erdoğan'dı. Ve üzerine o gün bir açıklama yapıyor. Ortaya çıktı zaten. IMF 6 milyar dolar Türk askerine karşılık para hibe etmeye karar verdi. Erdoğan da bunu 6 milyar dolar alacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk ordusu oraya girecek diye bir şey yaptı. Ve Mehmetçiğin kanını Recep Tayyip Erdoğan 2002'de Abdullah Gül'le beraber, Ali Babacan'la beraber ve 1 Mart tezkeresinde gizli bir madde de vardı abi. Amerikan askeri oraya gelecek ve bir daha yerleşecek ve bir daha çıkmayacak. Yani işgali vuracaktık. O 1 Mart tezkeresi tarihi bir gündü. O dönemde şöyle oluyor. 1 Mart tezkeresi günü öncesi, iki gün öncesinde İskenderun'a Amerikan gemisi geliyor ve silahlarla ve paralar geliyor, tamam mı? Silahlar ve paralar, Türkiye'ye verilecek olan paralar, gizli paralar. Bunlar kasalarda. Limana konuluyor. Oraya bir milletvekili gidiyor. Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekili. Diyor ki bu kasaları açın. Amerikalı komutanlar diyor ki açamayız. Burası benim toprağım diyor. Açacaksınız. Açmayız diyorlar abi. Açmıyorlar. Önder Sağda konuşmasında bugün bir milletvekili gitti ve Amerika'nın gizlice getirdiği silahları ve paraların kasalarını açtıramadı. Bu tezkereden sonra başbakan da cumhurbaşkanı da gitse artık bundan sonra hiçbir şeyin kapısını açtıramaz diyor. Bu bir işgal hareketidir diyor. Arkasından öyle bir noktaya geliyor ki olay. Seçim şey oluyor, oylama yapılıyor abi. Oylamada artık AKP, Recep Tayyip Erdoğan talimat vermiş. Herkes kesinlikle buna oy verecek. AKP'nin onurlu milletvekilleri vardı. AKP'nin kaç tane? 20-25 tane falan. Onurlu vardı. Milletvekilleri vardı. Kaç adeti hatırlıyorsun? 20-25 oy falan şeyle oldu, evet. Ya. 20-25 oy. Yaklaşık o kadar bile değil. Belki de yani 18 Ertuğrul Yalçınbayırlar falan o zamanlar. O dönemlerde vatanını seven AKP'li ilk, milletvekilleri vardı. İlk kadroda çok önemli milliciler vardı. Evet. Ne oldu? Şeyde tasfiye ettiler hepsini. Ne oldu? Onlar red verdi. 19 çekimser vardı. Onlar da AKP'liydi. Tabii. 19 çekimser. Ben redleri şey yapmıştım. Ve 3 oyla reddedildi. Colin Powell o dönemin Dışişleri Bakanı. O namussuz insan öldü tabii şimdi. 20 yıl sonra bir itirafta bulunmuştu zaten. Irak'ta evet, şöyle bir tüp tutmuştu, tamam mı? Birleşmiş Milletler'de Irak'a gireceksiniz ama niye gireceksiniz diye Birleşmiş Milletler'e konuşma yapıyor. Şöyle bir tüp tuttu. Dedi ki işte dedi Irak'ta kimyasal yaptığımız şey dedi bu kimyasal ürünleri üretiyorlar ve bunlar silah olarak kullanılacak. İşte bu da ürün, ben buraya bırakıyorum dedi. 20 yıl sonra bir itirafta bulundu Colin Powell denen alçak, namussuz, şerefsiz, cehennemde yansın diyelim. Dedi ki
O dedi Irak'tan alınan bir numune değildi. Bizim getirdiğimiz bir numuneydi dedi. Ve kitle imha silahı bulamadık dediler sonra. Kitle imha silahı yoktu zaten dedi. Biliyorduk dedi ve girmek zorundaydık. Girdik dedi. İşte o dönemin Wolf of East yani savunma bakanıyla Dışişleri Bakanı ABD'nin dedi ki Türkiye dedi Erdoğan dedi görevini yapamamıştır. Erdoğan görevini yapamadıysa biz görevimizi yapacağız. O zaman Ermeni soykırım tasarısı bir girsin bakalım o zaman önümüze diye bir tehdit savurmuştu. Ve Erdoğan grubuna meydan okudu. Siz dedi nasıl kabul etmezsiniz diye. Sonra neler oldu? Sonra neler oldu? Buna red oyu veren ve çekimsel oyu veren kim varsa Recep Tayyip Erdoğan hepsini gönderdi. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne oldu? Bir kişi kaldı. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde o oyunda bayağı red veren ve savaşan tek bir milletvekili kaldı. Kılıçdaroğlu'yla beraber iki. Birisi Engin Altay, birisi Kılıçdaroğlu. Geri kalan herkes tasfiye. Bu arada Abdullah Gül 2 sayfa 9 madde anlaşmayı yapmış. İhanet anlaşmasını. Uluslararası hukuka göre Devletler de hatırlasın. Uluslararası hukuka göre devletler gizli anlaşma yapamazlar. Gizli anlaşmaların hiçbir hükmü yoktur. İki ülke anlaşır uluslararası hukuka göre Birleşmiş Milletler'e bu anlaşma metnini götürür ve onların huzurunda bu anlaşma imzalanır. Ve ancak anlaşma o zaman yürürlüğe girer. Ancak birkaç yıl sonra ortaya çıktı ki onu da Abdullah Gül kendisi ağzıyla açıkladı. Bu akşam gazetesine yapmış olduğu söyleşide biz dedi Colin Powell'la Amerika Birleşik Devletleri ile oturduk. 2 sayfa 9 maddelik gizli bir anlaşma yaptık. Gazeteler manşet yaptı dedi. Adam onunla övünüyordu yani. Gizli anlaşmayla. Ve bu hükümet düşürmesi yani bu Anayasa Mahkemesi'nde saniyesinde bu adamların alınıp götürülmesi gereken bir olaydı. 2 sayfa 9 madde. Anlaşma yaptı yapıldı. Erdoğan bu red olayı olunca pancara döndü. Delirdi. Ve dedi ki Amerikalılar lütfen dedi. Tamam bize bir şey yapmayın. Biz verdiğimiz sözü tutacağız. 21 Mart'ta bir tezkere daha getireceğiz dediler. O zamana başbakan olduğu için. Abi bak bak. O dönemde geldi. Ama bu sefer tezkere gidince başka tezkereye yeni başka maddeler konulmak zorunda. Çünkü o tabii tezkere değişti, iptal. Nitelik değişti. Nitelikler değiştirildi. Sadece kullanım hakkı. Yani bir süre kullanım hakkı verildi. Bire bir pres yaptılar adamlar açık açık. Hatta oylama o zaman oylamayı açık mı ne yaptırdı yani. Adam öyle bir iş yaptı ki kimse gımıldayamadı. Evet. 21 Mart'ta maalesef. Biz bütün limanlarımızı ve Diyarbakır Hava Üssü'nü onu bunu falan filan kullandırdık. Açtık ama Amerikalılar bizi affetmedi. Çok değil. Bir ay sonra. 12 onurlu Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli olan, Irak'ta Süleymaniye'de görevli olan 12 askerimize, kahraman subayımıza çuval geçirildi.